Şimdi Türkiye'de herkes işte menajerlerin adı çıkmış Türkiye'de. Gerçekten böyle bir problem var. En ufak bir sorunda işte spor programlarında, sosyal medyada da hep menajerler günah keçisi ilan ediliyor. Bu konuyla ilgili sizlerden bir yorum almak istiyoruz açıkçası. Hani neden böyle? Tabii canım, adı çıkmış 9'a 28'e hesabı. İşler yani, kötü gitti mi? Evet. Suçu hemen menajere atılıyor yani. Bence buna uygun kişiler mutlaka vardır camianın içerisinde ama hep bunun aslında kavgasını verdik en baştan beri. Hatta sırf bu yüzden bir dönem dedim ki menajer şeyini kullanmayacağım dedim ya. Futbol temsilcisi derim dedim yani. Sırf bu yüzden yani menajer demeyelim dedim yani. Aynen. Değiştirilmesi ben aslında daha. Ben temsilciyim dedim yani, o duruma geldik. Ama aslında bence menajerler bu şekilde mesela kulüplerin artık soyulmasına kadar gidiyor olay. Evet. Ama ben şunu söylüyorum abi, buna karşı tarafta biri müsaade etmezse bunu nasıl yapacak adam yani? Tek taraflı yapamaz ki, öyle bir şey imkanı yok. Mutlaka içeriden birileri buna izin veriyor ki yapıyor. Tabii. Baktığımızda. Mesela kimse bir işte İbrahim Uğur Karaca'dan örnek veriyorum, bizi dolandırdı işte, bize şunu yapmıyor diyemez. Veya Ahmet Naçan yaptı diyemez mesela yani. Varsayım meselesi bunlar zaten. Yani diyemez ama buna eğer birileri müsaade ediyorsa yapacak bir şey yok. Ha şimdi mesela çıkıyor haberler işte Beşiktaş'ın örnek veriyorum, kaç milyon euro borcu var. Evet. Şimdi bunu başkan orada yönetim yazmasa menajer kendi kendine nasıl yazacak yani? Mümkün değil. Mutlaka biri buna müsaade ediyor ki oluyor yani. Tabii. Karşılıklı bir olay var diye düşünüyorum.